Merhaba arkadaşlar ben Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda altın sınıf beceri temelli sorulara başlıyoruz. İlk ünitemiz doğal sayılardaki işlemler, çarpanlar, katlar konularıyla ilgili soruları çözerken yine kazanımları hatırlatacağız. Önemli gördüğümüz püf noktalar neler, pratik yöntemler neler bunlar üzerinde duracağız. Yine soruları açıklamalardan pdf olarak indirebileceksiniz arkadaşlar. Açıklamalarda istediğiniz sorunun çözümüne tıklayarak hangi soru izlemek istiyorsanız o sorunun çözümünü izleyebileceksiniz. Yine kanalıma abone olarak, yorum yazarak, beğenerek, paylaşarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve Instagram'dan takip etmek isteyenler için adresimi de buraya bırakıyorum. Öyleyse hemen ilk soruyla başlıyoruz. İlk sorumuz arkadaşlar. Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk yazan yukarıdaki led tabeli açıldıktan sonra her 5 saniyede bir, önemli gördüğümüz yerin altını çizdik, Mustafa kelimesi, her 6 saniyede bir Kemal kelimesi ve her 9 saniyede bir Atatürk kelimesi anlık olarak yanıp sönmektedir. Buna göre kapalı durumda olan tabelanın açıldıktan 648 saniye sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu tür sorularda bilmemiz gereken şey nedir arkadaşlar? Mustafa kelimesi her 5 saniyede bir yanıyorsa 5'in katlarında hep Mustafa yanacaktır. Yazalım isterseniz 5'in katlarını. 5 var, 5'in katı 10 var. Mustafa yazacak, 15. saniyede yazacak, 20'de yazacak. Böyle devam edip gider. Peki Kemal kelimesi 6 saniyede bir yanacağına göre 6'nın katlarında mesela 6. saniyede yanacak, 12. saniyede, 18. saniyede yanacak. Bu da böyle devam edip gider. Peki Atatürk kelimesi kaç saniyede bir? 9 saniyede bir yanacak. O zaman 9. saniyede yanar, 18. saniyede yanar, 27. saniyede yanar. Hep 9'un katlarında yanar. Peki şimdi neye bakacağız? Bu bize verdiği 648 acaba 5'in katı mı? Acaba 6'nın katı mı? Acaba 9'un katı mı? Ona bakacağız. Eğer bu 648 5'in katıysa 5'in katlarında Mustafa yandığı için Mustafa ismi. Mustafa da yanıyor görünecek. Peki bir sayının 5'in katı olup olmadığını nereden anlıyoruz? Veya 5'e bölünüp bölünmediğini nereden anlıyoruz? Tabii ki birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı arkadaşlar 8. 5'in katı olması için birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Demek ki Mustafa ismi görünmeyecek. C şıkkını direkt eleyebiliriz. 5'in katı değil değil mi? 5'in katı değil. Peki geçelim acaba 6'nın katı mı? 6'nın bir 6 bunu tam olarak böler mi? Nerede anlarız 6'ya bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Sayımız hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi gerekiyor. Bakıyorum 1'ler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 yani çift sayı olduğu için 2'nin katı. 2'nin katı. Şimdi 3'e bakalım 3'ün katı mı? Nerede anlayacağız? Rakamlar toplamına bakacağız. 6, 4 ve 8'i topladık. 18 baktık. 3'ün katı o zaman hem 2'nin katı hem 3'ün katı olduğu için bu sayı 6'nın da katı olmuş olur. 6'ya bölünür. Demek ki 648. saniye 6'nın katı olduğu için Kemal yanmış olacak. Yani bu olabilir. A seçeneği ve D de olabilir. Şimdi gelelim acaba 9'un katı mı? 9'un katı olup olmadığını anlamak için yine rakamlar toplamına bakıyoruz. 18 9'un da katı arkadaşlar. 9'un da katı olduğu için 9'a da tam bölünür. Yani 9'un katı olduğu için Atatürk kelimesi de yanmış olacak. Demek ki cevabımız D seçeneği olmalı. 648 hem 6'nın katı hem 9'un katı olduğu için Kemal Atatürk ışıkları yanar ama Mustafa ismi yanmamış olur. Geçelim sıradaki sorumuza. Bir hastalığa neden olan bakterilere karşı antibiyotik ilaç geliştiren uzmanlar elde ettikleri antibiyotiği bu hastalığa neden olan 4 farklı bakteri türü üzerinde deniyorlar. Bu bakterinin üremelerinin sınırlandırıldığı bir ortamda gerçekleştirilen deneyde bakterilerin antibiyotik verilmeden önceki ve verildikten sonraki sayıları karşılaştırılarak bu antibiyotiğin hangi tür bakteriler üzerinde etkili olduğu tespit ediliyor. Bakın arkadaşlar bakteri verilmeden önceki antibiyotik verilmeden önceki bakteri sayısı, antibiyotik verildikten sonraki bakteri sayısı. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Hangisi büyük, hangisi küçük? Eğer bakteri sayısı azalmışsa antibiyotik etkili. Bakteri sayısı azalmamışsa o zaman antibiyotik etkili değil. Şimdi bakalım 4 üzeri 7 mi büyük 2 üzeri 7 mi büyük? Tabii ki 7 tane 4'ü yan yana çarptığımızda daha büyük olacağına göre burada antibiyotikli bakteri sayısı azalmış. Demek ki antibiyotiğimiz etkili. Geçelim ikinci bir ortama. İkinci ortamda acaba 6 üzeri 3 mü büyük 3 üzeri 5 mi daha büyük? Bunları hesaplayalım. 6 üzeri 3 demek 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 216 yapar. 3 üzeri 5 demek 5 tane 3'ün yan yana çarpımı. Bunu ezbere bilenleriniz de vardır. Çok soru çözenler biliyorlardır kesin. 9 çarpı şu ikisi 9 bakın. Bu da 9. 9 kere 9. 81. 81 çarpı 3. 243. Bakteri sayısı arkadaşlar azalmamış artmış. Demek ki bunda etkili değil. Birinci de etkili. ikinci de etkili değil bu antibiyotiğimiz. Gelelim 3. maddemize. 3. maddemizde acaba 5 üzeri 3 mü büyük? 5 üzeri 2 mi büyük? Tabii ki hesaplamaya gerek yok. 3 tane 5'in yan yana çarpımı daha büyük. Demek ki bakteri sayısında bir azalış var. Demek ki antibiyotikimiz etkili. Çünkü bu bakteriler bakın hastalığa neden oluyor değil mi? Bakteri sayısı azalmışsa demek ki antibiyotik etkili. Peki 8 üzeri 2 mi büyük? Acaba 3 üzeri 4 mü büyük? Bir de ona bakalım. 8 üzeri 2 demek. 8 ile de 8'in çarpımı. Yani 64. 3 üzeri 4 yine ezbere bilenler vardır. 4 tane 3'ün yanına çarpımı demek. 9 kere 9 demek. 81 bakteri sayısı artmış. O zaman arkadaşlar yine bu Dördüncü ortamda da etkili değil. Bakteri sayısını azaltmadığı için. Etkili olduğu bakteriler 1 ve 3 numaralı. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuz arkadaşlar bir tuğla fabrikası bir inşaat firması vermiş olduğu tuğla siparişini aynı miktarda tuğla taşıyabilen 4 farklı tır ile göndermiş. Şurası önemli. Önemli gördüğümüz yerin altını çiziyoruz. Tırların hepsi aynı miktarda taşıyormuş. Aşağıdaki tablo bu tırları fabrikadan çıkarken ve fabrikaya geri döndüklerinde depolarındaki yakıt miktarları verilmiş. Bu da çok önemli. Yani tablonun başındaki bu ifadeye çok dikkat edeceğiz. Bu tablo neyi anlatıyor bize? Depolarındaki yakıt miktarını. Buna göre hangi tırın harcadığı yakıt miktarı en azdır? Şimdi birinci tır arkadaşlar fabrikadan çıkarken 354 yani 81 litre yakıt var. 3 üzeri 4'ü bir kenarda hesaplayabilirsiniz. Ama çok soru çözenler artık bunu ezberlemediler ama artık hemen akıllarına geliyor değil mi? 3 üzeri 4 demek 9 çarpı 9'dan 81. 2 üzeri 5 32 litre demek. Nereden bulduk 32'yi? 5 tane 2'yi yan yana çarptık. Yine çok soru çözenler bunun 32 olduğunu söyleyebiliyorlar. Peki bu durumda ne kadar harcamış? 81'den 32'yi çıkartıyoruz. Harcadığı yakıt miktarını buluyoruz. 81'den 32 çıktı arkadaşlar. 49 litre yakıt kullandığını anladık. Geçelim ikinci tıra. 2 üzeri 5, 32 idi. Bir de 2 ile çarptım 64 oldu. Başlangıçta içinde 64 litre varmış. 5 üzeri 2 zaten 25. 5 çarpı 5'ten. 64'ten 25'i çıkarttık. Geriye arkadaşlar ne kaldı? 4'ten 5 çıktı 9. 5'ten 2 çıktı 3. 39 litre harcamış. ikinci tır. Geçelim 3. sıra 4 üzeri 3 demek 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 olduğunu biliyorsunuz zaten 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64. 64 litreden 3 üzeri 3 27 olduğunu biliyorsunuz 3 çarpı 3 çarpı 3'ten. 64'ten 27'yi harcarsa geriye 37 litre kalır arkadaşlar. Pardon tam tersini söyledim. 64'te 27 kalmışsa demek ki 37 litre harcamış. 7'nin karesi 49. 254, 16 biliyorsunuz 49'dan 16 çıktığına göre 33 litre harcamış. Bizden istediği e, hangi tırın harcadığı yakıt miktarı en azdır? Görüyorsunuz en az harcayan 4. tır 33 litre ile. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuz arkadaşlar yukarıdaki 8 eş dilime bölünmüş dairenin e, bir dilimi hariç bir dilimi hariç tüm dilimlerini birer üçlü ifade yazıyor. Evet gördük değil mi Şekle de inceledik. Mavi boyalı dilimlerde yazan üstlü ifadelerin değerlerinin toplamı yeşil boyalı dilimlerde yazan üstlü ifadelerin değerlerinin toplamının eşit olması isteniyor. Buna göre boş olan dilime hangi ifade yazılmalıdır? Çok güzel. O zaman önce mavi boyalı bölgeleri bir toplayalım. Ne var mavi boyalı bölgede? 1 üzeri 10 var. 1 üzeri 10 demek 1'in bütün kuvvetleri zaten 1. 2 üzeri 3 var. 2 üzeri 3 demek arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2'den. 8 olduğunu biliyorsunuz zaten. Sonra ne var? 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 1'in 5 olduğunu biliyorsunuz. Birin, birinci kuvvetlerin hepsi kendisidir sayının. Sonra bir de arkadaşlar 6 üzeri 2 var. 6 üzeri 2'nin de 6 çarpı 6'dan 36 olduğunu biliyorsunuz. Mavi boyalı olanları toplarsak 1, 8 daha 9, 5 daha 14, 14, 36 daha toplam 50 olduğunu gördük. Geçelim arkadaşlar. Neye? Yeşile. Yeşilde yeşile yazalım olur mu? Yeşil boyalı bölgelerdeki üssü sayıların toplamı. Nereden başlayalım? 2 üzeri 3'ten başlayalım. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olduğunu biliyorsunuz. Sonra 4 üzeri 2, 4 ile 4'ün yan yana çarpımı yani 16. Başka yeşilde ne var? 1 üzeri 72 var. 1'i kaç defa yan yana çarparsak sonucun 1 olduğunu biliyorsunuz zaten. Bir tane de bilinmeyen var. Orası bir dursun bilinmeyenden önce bu yeşilleri bir toplayalım. Kaç yaptı? 25 yaptı. Peki kaç eksik şu an? 50 eksi 25, 25 eksik. Ha, demek ki arkadaşlar boş olan kutudaki üstü sayının değeri 25 olmalı. Ama A şıkkı 5 üzeri 1 olduğu için 5. B şıkkı tam aradığımız 25. C şıkkı 5 çarpı 5 çarpı 5. 125. D şıkkı da 125'i bir daha 5 ile çarparsak 625'i verdiği için cevabımız B seçeneği olmalı. Geçtik sıradaki soruya. Sorumuz arkadaşlar yine üslü ifadenin tanımını vermiş. Oraları okumuyorum. Ayten öğretmen tahtaya aşağıdaki iki tabloyu çizip öğrencilerinden tablo birden seçecekleri farklı iki rakamdan farklı iki rakamdan birini taban diğerini üst olarak yazarak elde edebilecekleri üslü ifadelerin değerlerini bulup tablo 2'deki boş yerlere yazmalarını istiyor. Aşağıdakilerden hangisi Öğrencilerin tablo 2'ye yazacağı sayılardan biridir demiş. Evet tablo 1'den 2 tane farklı sayı seçeceğiz. Örneğin neyi seçebiliriz arkadaşlar? 2'ye ve 3'ü seçebiliriz değil mi? 2 tane farklı sayı. Başka neyi seçebiliriz? Örneğin 2 ve 5'i seçebiliriz. Başka neyi seçebiliriz? 3 ve 5'i seçebiliriz. Başka var mı 2 tane seçebileceğimiz? Yok. Tüm durumlara baktık. Sonra bu 2 tane sayıdan üslü sayılar elde edeceğiz. Ne elde edebiliriz arkadaşlar? Birini tabana, birini üste. Bir 2 üzeri 3 elde edebiliriz. Bir de 3 üzeri 2 elde edebiliriz. Şöyle biraz bunları sağa doğru kaydıralım. Pardon sola doğru değil mi? Sola doğru kaydıralım. Değerlerini de şöyle yazalım. Bir tanesi 2 üzeri 3 elde edebiliyoruz. Yani 8. Bir tane de 3 üzeri 2 elde edebiliyoruz. Yani 9. Peki 2 ve 5'ten hangi üstü sayılar elde edebiliriz? 2 üzeri 5. 5 tane 2'yi yan yana çarptığımızda 32. 6'ın sırftan beri bu üstlü sayıları hesapladığımız için artık nasıl hesaplandığını göstermiyorum. 5 üzeri 2'nin de 25 olduğunu zaten biliyoruz. 3 ve 5 ile hangi üstlü sayılar elde edebiliriz? Birini tabana birini üste yazarsak 5 tane 3'ü yan yana çarptığımızda 243 yapıyordu. Bir de arkadaşlar 5 üzeri 3'ünde 3 tane 5'i yan yana çarptığımızda 125 yaptığını biliyoruz. O zaman 16'yı elde edemiyoruz değil mi? 27'yi bakalım elde edebiliyor muyuz? Elde edemiyoruz. 125'e elde edebiliyoruz. Ha bize elde edebildiğimizi soruyor. Az önce sanki hangisini elde edemeyiz diye düşündüm. Fakat elde edilebileni soruyormuş. 125'i e elde edebiliyoruz. Diğerlerini elde edemiyoruz. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Önce sorumuzu bir anlayalım. Kitap koyulacak kısmının genişliği 240 cm. Evet görüyorsunuz bakın. Rafın uzunluğu 240 cm'lik bir rafımız var. Boyları eşit, kalınlıkları 6 cm olan kitaplar aşağıdaki gibi aralarında hiç boşluk bırakılmadan sırasıyla 3 kitap dikey, 5 kitap yatay duracak şekilde diziliyor. Buna göre bu rafa kaç kitap dizilmiştir? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, şöyle 3 tane dikey görüyorsunuz bakın burada 3 tane dikey. 1 2 3 4 5 tane yatay. Şöyle grubu, şöyle şurayı bir grup gibi düşüneceğiz. Peki bu grubun genişliği kitaplıktan ne kadar yer kaplıyor bunu hesaplayacağız. Şurada bir tane 6 var. Görünmüyor 6. Beyazla yazsam beni bekleyebilir misiniz? Hadi bakalım yazdım. Burası 6. Burası 6. Şöyle toplayalım. 6 artı 6 artı 6. Peki burası kaç? Burası da arkadaşlar nerede anlayacağız buranın? Çok işte sorunun en önemli püf noktalarından biri burası. Uzun kenarı vermemiş hocam. Nereden bulacağım? İşte şuradan bulacaksınız çocuklar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane kısa kenar toplandığında bir tane uzun kenara eşit oluyor. Yani şeklin içerisinde gizlemiş aslında sorduğumuz sorunun cevabını değil mi? 5 tane kısa kenarı birleştirdiğimizde bir tane uzun kenar oluyor. Öyleyse 6, 6, 6, 6, 6, 5 kere 6 buranın 30 cm olduğunu bulduk. Öyleyse bu grup kitaplıkta ne kadar yer kaplıyor arkadaşlar? 18 artı 30 48 santimetrelik bir yer kaplıyor. Peki bizim rafımız kaçtı? 240 santimetreydi. Getirip 240'ı 48'e bölerseniz neyi bulmuş olursunuz? 240'ın içinde kaç tane 48 olduğunu yani 240'ın içinde bu gruptan kaç tane olduğunu bulmuş olursunuz. Bölelim. 5 kere desem evet 240. Demek ki bu gruptan arkadaşlar 5 tane var bu rafımızda. Peki bizden kaç tane grup olduğunu istememiş, kaç kitap olduğunu istemiş. Peki bu grubun içinde kaç kitap var? Şöyle yine beyaz kalemimi alıyorum. Yazıyorum şimdi bakalım kaç tane kitap olduğunu. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kitap var grubun içerisinde. O zaman bu gruptan 5 tane olduğuna göre, her grubun içinde 8 kitap olduğuna göre toplam 40 tane kitabımız varmış rafımızda. Anladınız değil mi? Geçelim sıradaki soruya. Evet önce sorumuzu bir anlayalım bakalım. Aşağıdaki hassas terazide ayrı ayrı ambalajlanmış özdeş iki tane paket A4 kağıdını tarttığımızda sonuç gösterge gibi, göstergedeki gibidir. Bakıyoruz hemen şeklimize. İki tane kağıdı koymuş. Ağırlığı 5050 gram gelmiş. Tartılan paketlerin her birinde kütleleri eşit 500 adet A4 kağıdı bulunuyormuş. Her birinde 500 kağıt bulunuyorsa hemen düşünüyorum. Bunda 500 kağıt varsa Bunda da 500 kane kağıt varsa demek ki aslında bu ağırlık 1000 adet kağıdın ağırlığı olmuş oluyor. Bu paketin ambalaj kütlesi de 25 grammış. Güzel. Buna göre bir adet A4 kağıdının kütlesi kaç gramdır? Peki arkadaşlar, burada iki tane de ambalaj var ya. Yani ee, bir tanesinin ağırlığı 25 gram, diğerinin ağırlığı da 25 gram. Topladım ambalajlar 50 gram bulundu. Ambalajlar 50 gram. Peki kağıtların ağırlığını bulmam için ne yapmam gerekiyor? Toplam ağırlıktan 5050'den ambalajların ağırlığını çıkartıyorum ve geriye ne kalıyor arkadaşlar? Kağıtların ağırlığı 5000 gram olmuş oluyor. Peki 1000 tane kağıt var. Bir kağıdı bulmak için ne yapmam lazım? 5000'i 1000'e bölmem gerekiyor ki bir kağıdın ağırlığını bulalım. Bu da 5 kere var arkadaşlar. Demek ki bir kağıdın ağırlığı 5 gram olmalıymış. Önce tüm ağırlıktan ...ambalajların, iki tane ambalajın ağırlığını çıkarttık. Geriye kağıtların ağırlığı kaldı. Toplam kağıt adedine bölerek de bir kağıdın ağırlığını hesapladık. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda bir havayolu firması uçağa binmeden önce yolcuların bagajlarını tartarak... ...aldıkları bilet türüne göre bagaj hakkını aşan kısmı için... ...yolculardan kilogram başına, bakın önemli gördüğümüz yerin altını çiziyoruz. Kilogram başına 5 TL ekstra ücret alıyor ama aşan kısmı için. Bu firmadan promosyon türü bilet alan Şahin Bey'in bagajı tartıldığında... 19 kilogram gelmiş. Şahin Bey'in bagajı 19 kilo. Aşağıdaki tabloda bir havayolu firmasından alınacak biletin türüne göre fiyat ve bagaj hakkı bilgileri verilmiş. Tamam anladık bakın. Bilet, bilet fiyatı 69, bagaj hakkı 9 kilo. Ekonomide 99 lira bilet ama bagaj hakkı daha fazla. Tabloda verilen fiyatlara göre Şahin Bey promosyon türü bilet yerine ekonomi türü bilet satın almış olsaydı bagajı için yapacağı ödeme ile birlikte toplam ödeyeceği ücret kaç TL daha az olurdu. Demek ki bakın daha az olurdu diyor ya. Yani ilk duruma göre ne kadar ücret ödeyeceğini hesaplayacağız. Sonra bileti ekonomi olarak düşüneceğiz. Ne kadar ücret ödeyeceğini hesaplayacağız. Ondan sonra bakacağız ne kadar daha az ödüyor. Yani sadece ekonomiyi hesaplamayacağız. Bu Şahin Bey'in önce promosyon olarak hesaplamasını bir yapalım. Şimdi Şahin Bey nasıl bilet almıştı? Promosyon türü. Peki ne kadar bilete para verdi? Hemen hesaplayalım. 69 lira verdi. Artı bagajı 19 kilo ya hani. Bagaj hakkı ne kadar? 9 kilo bagaj hakkı var. Ne kadar fazlalığı var? 10 kilogram fazlalığı var. Ama neye göre? Promosyona göre fazlalık değil mi bu? Tamam. 10 kilo fazlalığı varsa ve her kilo içinde e, her kilo için ne kadar fazla verecekti? Ha, şurada yazıyordu bakın altını iyi ki çizmişiz her kilo içinde 5 lira fazla ödeyeceğine göre 10 çarpı 5 TL'den 50 TL'de fazla ödeyecek. 69'da onu topladık. Geriye şey toplam ödeyeceği ücret promosyonda 119 lira. Şimdi bir de ekonomiye göre hesaplayalım. Bu durumda ekonomiye göre ne kadar ödeyecek bakalım Şahin Bey. Bilete 99 lira verecek. Fakat bu durumda ekonomiye göre hesaplarsak 18 kilo bagaj hakkı var. Kendisinin bagajı 19 kilo. Ne kadar fazlalığı var? 1 kilo fazlalığı var. 1 kilogram fazlaysa o zaman sadece 1 tane 5 lira fazla ödeyecek. Ne yaptı tutarımız o zaman? 104 lira yaptı. Demek ki arkadaşlar ne kadar daha az ödüyor promosyona göre. 119'dan 104'ü çıkarttık. 15 lira fazla ödeyecek cevabımız B olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuz da arkadaşlar düz bir tahta kullanarak bir eşya askılı yapılacakmış. Bunun için 4 santimetre genişliğinde 7 tane askı aparatı çok önemli alınıyor. Bu aparatlar tahtanın en solunda ve en sağında 5 santim. Görüyorsunuz bakın burada ve burada 5 santimetre boşluk bırakılmış. Ve aralarda da 10'ar santimetre boşluk bırakılarak askılıklar asılmış. Bu askılık yapmak için kullanılan tahtanın boyunu bizden istemiş. Evet sorunun çözümüne nereden başladı arkadaşlar? Tabii ki en kalın cümleye baktık bizden tahtanın boyunu istiyor. Şimdi bu tahtanın boyunu bulabilmemiz için bir defa e, neye gerek var arkadaşlar? Askılıkların genişlikleri var ya bakın burada dörtler var. Her askılığın genişliği dört. Her askılığın genişliği dört. Şuradan şuraya kadar dört. Şuradan şuraya kadar dört. Önce askılıklardan başlayalım. Kaç tane askılığımız var burada? Bakıyorsunuz burada ya söylemişti. Yedi tane. Öyleyse askılıklar diyelim şöyle. Askılıkların buradaki genişliği yedi tane dörtten ...28 santimetre yaptı. Peki bitti mi? Hayır. Şimdi boşlukları hesaplayalım. Şöyle boşluklar diyelim. Ama ne diyelim? Aralardaki... ...boşluklar. Onu şöyle güzel yazalım. Aralardaki... ...boşluklar. Aralardaki boşlukları hesaplarken... ...kaç tane aralık olur arkadaşlar? Hemen ezbere bir şekilde... ...7 tane askı varsa... ...7 tane boşluk vardır demeyin. Çünkü 6 tane boşluk oluyor. Bakın 7 taneyi sayın. 1... 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk var. O yüzden 6 tane 10 santimden bu da 60 santimetre yaptı mı? Aradaki boşluklar ne kaldı? Başlardaki boşluklar kaldı. En başta ve en sondaki boşluklar. Baştaki boşluklar desem anlar mısınız? Anlarsınız değil mi? Peki kaç tane o zaman baştaki boşluklarımız var? 2 tane. 2 tane 5. Bir de ona eklersek arkadaşlar. Toplam demek ki askılığımızda şöyle toplayalım hepsini. 28, 60 daha, 88, 10 daha toplam 98 santimetrelik boşluk olmuş oluyor. Boşluk derken yani askılımızın tamamı 98 santimetre olmuş oluyor. O yüzden cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuz arkadaşlar 81 erkekten oluşan bir turist grubunun konaklayacağı oteldeki odaların kapasiteleri ve ücretleri verilmiş. Bakalım toplam oda sayısı tek kişilik 30 tane odası varmış ve bu 30 tane odadan 17 tanesi doluymuş ve oda ücreti kişi başı 200 TL'ymiş. Kişi başı 200 TL. Yani bu odada 3 kişi kalacaksa 600 oluyor değil mi? Tamam. Sonra çift kişilik odalardan 40 tane ama 20 tanesi boşmuş. Kişi başı 150 lira. 3 kişilik odalar arkadaşlar daha ucuz değil mi? Kişi başı 100 lira. Ama 44 tane oda doluymuş. Tamam, soruyu anladık. Gelelim soruyu çözümüne başlayacağımız kalın en önemli cümleye. Odalardaki kalacak kişi sayısının oda kapasitesinin altında olmaması. Yani oda 3 kişilikse orada 3 kişi kalacakmış arkadaşlar. 2 kişi kalmak yok. Oda kapasitesinin altında olmayacak. Oda 2 kişilikse 1 kişi kalamaz yani. Ve sadece bir turistin tek kişilik odada kalması şartıyla ha, tek kişilik odalarda da 1 kişi kalacakmış. Tamam bu da önemli. Otele ödenecek ücret en az kaç lira olur? Hmm. Şimdi arkadaşlar o zaman kesinlikle biz şöyle diyelim tek kişilik odada bir kişi bir kalsın. Onu şuraya bir yazalım. Peki 81 kişiden bir kişi gitti. Geriye 80 kişi kaldı mı? Çünkü bak öyle demiş. Bir turist bir kişilik odada kalacak. Geriye 80 kişi kaldı. Şimdi 80 kişilik 80 kişiyi 3 kişilik odalarda mı kaldırsak daha az para öderiz? 2 kişilik odalarda mı? Tabii ki hangisi ucuz? 3 kişilik odalarda bir kişiye ödenen para daha ucuz. O zaman biz bunları mümkün olduğu kadar çok 3 kişilik odalarda barındırmaya çalışalım. Ama 3 kişilik odalarda da kaç oda var arkadaşlar? 60 odadan 44 odayı çıkartırsak hani 44'ü dolu ya geriye geriye 16 tane boş oda var. Güzel. Peki bu 16 tane odanın her birinde 3 kişi kalsa kaç kişi kalmış olur? 48 kişi kalmış oldu. Bizim kaç kişimiz vardı? 80 kişi vardı. 80 kişiden 48 kişiyi daha 3 kişilik odalara yerleştirdik ya. Kaç kişi kaldı arkadaşlar geriye? Geriye 32 kişi kaldı. Bunları da mecburen 2 kişilik odalara yerleştirelim. Kaç tane 2 kişilik oda yapar? 32'yi 2'ye böl bölerek bulabilirsiniz. 2 kişilik odalara koyduğumuzda 16 tane oda yapar. Peki var mı o kadar 16 tane oda? Bakıyorum var. Değil mi? 40 tane odamız varmış 2 kişilik. 20 tanesi doluysa 20 tanesi boş. Tamam güzel. O zaman karar verdik. 48 kişi arkadaşlar 3 kişilik odada kalacak. 32 kişi 2 kişilik odada kalacak. 1 kişi de tek kişilik odada kalacak. Şimdi gelelim hesaplama kısmına. 1 kişi arkadaşlar 200 lira ödeyecek. Artı 2 kişilik odalarda 32 kişi kalacaktı. 32 kişi her biri 150 lira ödeyecek. Şöyle 150 lira diyelim. Artı kaç kişi almıştık arkadaşlar? 3 kişilik odalarak 48 kişi almıştık değil mi? 48 kişinin de her biri 100 lira ödeyecek. Bu durumda bakın hesaplayın. 81 kişi oldu mu? 48 80. Evet 81 kişi oldu. Peki 3 kişilik odalara niye daha fazla kişi yerleştiremiyorduk? Çünkü oda sayısı sınırlı değil mi? 16 tane oda var. Peki şimdi hesaplayalım. Bir defa 48 ile 100'ü çarparsak 4800 yapar. Bir de burada 200 geldi. 4800 200 daha 5000 yaptı. 5000'in üzerine şimdi bunu çarpacağım. Bunu çarparken ne yapalım? 4 çarpı 150 desem 600, 4800 yapıyor. O zaman 5000 üzerine 4800 eklersek 9800 lira ee, bu insanların en ucuz bir şekilde konaklayacağı fiyat olur. O zaman geçelim sıradaki sorumuza. Önce sorumuzu bir anlayalım. Bir camcıya cam, cam kestirmeye gelen bir müşteri camda kesilecek her bir santimetre için 5 kuruş ödemekteymiş. Örneğin yukarıda verilen bir kenar uzunluğu 30 santimetre olan eşkenar dörtgen arkadaşlar Eşkenar dörtgen deyince aklımıza ne geldi? Bütün kenarları eşit. Yani burası da 30 santimetre, burası da 30 santimetre, burası da 30 santimetre, burası da 30 santimetre. Dört kenarı da eşit. Eşkenar dörtgen çünkü. Bu ok yönünde kesildiğinde bu işlem için 30 çarpı 5, 150 kuruş ödeniyormuş. Niye arkadaşlar bu kadar ödedi? Çünkü kestiği uzunluk, şuradaki şuradan şuraya kadar kestiği uzunluk, uzunluk şu uzunluğa eşit. Bir kenarına eşit. Değil mi? Paralel kenar gibi düşünün. Dolayısıyla 30 santimetre kesti. E herkes, her 1 santimetre içinde 5 kuruş ödeyeceğine göre 150 kuruş ödemiş oldu. Aşağıda boyutları 60'a 40. Hemen yazalım. Kısa kenarı 40, uzun kenarı 60 santimetre olan bir cam. Bir kenarı 20 santimetre olan eşkenar dörtgen biçiminde eş parçalara ayrılıyor. Buna göre kesme işlemi için en çok kaç TL ödenmesi gerekir? Şimdi eşkenar dörtgenimizin bir kenarı 20 cm olacağına göre 40'ı ne yapmamız lazım? Tam ortadan bölmemiz lazım ki şöyle. Buralar 20'ye 20 olsun değil mi? Bakın burası 20, burası 20 olsun. Peki eşkenar dörtgenimizin diğer kenarı da 20 olacak. O zaman 60'ı kaça bölmem gerekiyor? 60'ı da 3'e bölersek 20 20 20 olur değil mi? Bakın şöyle. 20 20 20 3'e bölersek. Bunu da anladınız. Şurası 20, şurası 20, şurası 20. Peki bu durumda toplam kaç santimetrelik bir kesme işlemi yaptık? Şimdi ona bakalım. Şimdi kesme işlemimiz arkadaşlar şurası 20 santim. Şuradan şuraya kadar kesmedik mi biz bunu? Evet. Toplam kaç santimetre oluyor? 40 santimetre yazalım. Peki yine aynı şekilde şurası da 40 santimetre değil mi? Kestik bu şu kadar. Evet bunu da bir kenara yazalım. 40 santimetre. Bir de bakın şu kırmızı yatay kestiğimiz var ya. Peki burası ne kadar uzunluğunda bir kesme işlemi? Bu da 60 santimetre kestik. Bunu da yazalım. Başka kesme yok. Toplam kestiğimiz uzunluk 160 140 cm kesmişiz. E herkes 1 cm'yi de 5 kuruş ödüyorsak o zaman 140'la da 5'i çarparak kaç kuruş ödediğimizi buluruz. Bu da 700 kuruş yapar. 700 kuruşu TL'ye dönüştürmek için de 100'e böleriz. Bu da 7 TL yapar. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda Kaan odasına bir kitaplık yapmak için uzunluğu 360 santimetre. kalınlığı 10 santimetre olan düz bir tahtayı önce 4 eş parçaya bakın. Önce 360'ı görüyorsunuz bakın tahtamız bu. Sonra bunu 4 eş parçaya bölmüş. Sonra parçalardan birini de 3 parçaya bölmüş. Örneğin şunu da 3 parçaya bölmüş. Daha sonra elde ettiği parçaları yatay ve kısa par yatay kısa parçaları dikey olarak şekilde kitaplığa yapıştırmış. Ha, bakın şimdi 3 tane bizim uzun kenarımız var ya Üçünü şuralarda kullanmış. Birini burada, birini burada, birini burada. O bir parçayı da üç parçaya bölmüştü. Küçükleri de şurada kullanmış görüyorsunuz. Tamam soruyu anladık. Şimdi gelelim en önemli cümlemize. Ne diyor kalın cümlemizde? K'nın yaptığı kitaplığın bir rafının genişliği kaç santimetredir? Bir de nereden nereye kadar bakın soru işaretle göstermiş. Yani şu başladığı yerden şuraya kadarı soruyor değil mi? Evet burası da çok önemli. Yani şunun kalınlığını da ekleyeceğiz. Şu tahtanın kalınlığını da eklememiz gerekiyor. Önce 360'ı bir 4'e bölelim. 90 90 olduğunu bulalım her parçanın. Evet şuraya bir 90'ı yazalım. Nereden nereye kadar 90? Şuradan şuraya kadar parçalarımızdan bir tanesi 90. Peki bu tahtanın bir tanesinin kalınlığı ne? Yani uzunluklarını da bulabilirsin. 3'e bölüp her birinin uzunluğu 30. Şurası 30 ama burayı bize sormadığı için çok da önemli değil. Bize bu tahtanın kalınlığı gerekiyor. Kalınlığı da şurada vermiş. Tahtanın kalınlığı 10 santim ya. Yani buraya da 10 santim dememiz gerekiyor. Öyleyse genişliğimiz 10 artı 90'dan 100 santimetre olmalı. Soru anlaşılırsa ne kadar kolay bir soru değil mi? Geçelim hemen sıradaki sorumuza. Sorumuzda kağıt ebatları belirlenirken dünya standartları kabul edilen Alman DIN standardı kullanılıyormuş. Neyse buraları geçiyorum. E, ee, tabi burada önemli olan bir nokta var. A0 kağıdını ortadan 2'ye katladığımızda yeni oluşan kağıt A1 olmuş oluyor. Yani aslında A1 A0'ın yarısı oluyor değil mi? A1'i ortadan 2'ye katladığımızda yeni oluşan kağıt da A2 oluyor. Yani o zaman da A2 A1'in yarısı. Yani hep birbirinin yarısı şeklinde gidiyor bu kağıtlar. Bir adet A0 kağıdının ağırlığı 80 gram olduğu biliniyormuş. Zeynep bir kargo şirketi ile 1200 adet A4 200 tane A3 kağıdını bir kutuya yerleştirip göndermek istiyor. Burada da arkadaşlar kargo firmasının ağırlığa göre ücretleri verilmiş. Zeynep'in kağıtları koymak için kullandığı kutunun ağırlığı da 1700 grammış. Zeynep bu gönderi için kargo şirketine kaç TL ödeme yapar? Şimdi çok güzel arkadaşlar. Peki bir tane A0 kağıdı 80 gramsa hemen yazalım. A1 kağıdı bunun yarısı büyüklüğünde olduğuna göre kaç gram olur? Tabii ki 40 gram olur. Peki A2 kağıdı da bunun yarısı olduğuna göre kaç gram olur? Tabii ki 20 gram olur. A3 kağıdı da tabii ki 10 gram olur yarısı olduğuna göre. A4 de A3'ün yarısı. O da 5 gram olur. Diğerlerine gerek yok. Bu kadar yeterli. Peki 1200 tane A4 kağıdı. Ne yapmam gerekiyor o zaman benim şimdi? 1200 tane A4 kağıdı kaç gramdı? 5 gramdı. Çarparsam arkadaşlar şuraya da A4 yazalım. 6000 gram yaptığını bulurum. Bir de ne vardı? 200 tane A3. Şuraya da A3 yazalım. A3'ün ağırlığı 10 gramdı. 200 çarpı 10 gramdan. Bu da 2000 gram yaptı mı? Evet. O zaman kağıtlarımız toplam kaç kaç gram yaptı? Kağıtlar toplam 8000 gram yaptı göndereceğimiz kağıtlar. Artı bir de kutumuz var. Değil mi? Kutunun ağırlığını da hesaba katmamız gerekiyor. O da 1700 gram yaptı. Toplam o zaman ne oldu? Toplam ağırlığımız 9700 gram oldu. Şimdi 9700 gram için kaç lira öderiz? Ona bakalım. 9700 gramı kilograma dönüştürürsek 1000'e böleriz arkadaşlar. Şurada yazıyor bakın en üstte. 1000 gramı kilograma dönüştürmek için 1000'e bölersin. 1000'e böldüğünde de burası ne olacaktır? 9,7 kilogram olacaktır. 1000'e bölmek demek 3 virgül kaydır demek sola doğru. Virgülümüz şurada gibi düşünsem 1 2 3 virgül, tam 9 ile 7'nin arasına geldi. 9 ile 7 arkadaşlar bakın 8 ile 12 arasında olduğu için ödeyeceğimiz ücret 8,5 TL olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda basılı materyallerde kullanılan yazı karakterlerindeki harfin büyüklüğüne punto dendiğinden bahsetmiş. Evet bakın 5 punto 6 punto gitgide büyüyor. Eda öğretmen 14.400 kelimeden oluşan bir düz yazı metnini 14 punto ile yazıyor. 36 sayfa tutan bu yazının puntosunu büyük bulup 12'ye indirdiğinde sayfa sayısının azaldığını tabii ki hani harfleri küçültünce bir sayfaya sığan harf sayısı daha fazla olduğu için sayfa sayısı azaldı. Her sayfadaki ortalama kelime sayısının da 50 arttığını görüyor. Buna göre yazı 12 puntoya indirildiğinde metin toplam kaç sayfa tutmuştur? da arkadaşlar ilk olarak ilk başta bakın 14 puntoyla yazdığında bu kadar kelime 36 sayfa tutuyorsa acaba 14 puntoda bir sayfaya kaç kelime düşüyor onu bulalım. 14 puntoda toplam kelime sayımız 14400. Bu 14400 kelime 36 sayfaya sığmış. Bakalım bir sayfada kaç kelime var? 4 kere 36 arkadaşlar 144 olduğuna göre 2 da yanına ekledik. Demek ki bir sayfada... 400 tane kelime sığıyor 14 puntoda. Peki biz bunları 12 puntoya düşürdüğümüzde... Düşündür, ...bir sayfaya düşen kelime sayısı 50 artmamış mı? Artmış. Demek ki şuraya da 12 punto diyelim. 12 puntoda bir sayfaya kaç kelime düşüyor desem ne dersiniz? Dersiniz ki eskiden 400 kelime düşüyorsa şimdi 50 artmışsa... ...demek ki bir sayfaya 450 kelime sığıyor. Peki bizden ne istemiş? Kaç sayfa tuttu? Peki bizim kaç kelimemiz vardı? 14400 kelimemiz vardı. Her sayfaya 450 kelime sığarsa bakalım kaç sayfa yapar? Yani 14400'ün içinde kaç tane 450 var? Şimdi 144'ün içinde 450 olmadığı için 1440'ın içerisinde kaç tane 450 var diye düşünüyorum. 3 ile denemek istiyorum. 3 tane 450 1350 yapar. Var, güzel. Sonra 0, burası kaldı 9. Burada kaldı 0, burada kaldı 0. 0 aşağı indirdik. 2 tane var. Demek ki arkadaşlar 12 puntoya düştüğünde 32 sayfaya sığdırabiliyoruz. Cevabımız B olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda arkadaşlar eşkenar dörtgenden bahsetmişin önceki sorularda da biz anlatmıştık. Bütün kenarları eşit olması gerekiyor eşkenar dörtgenin. Aynı kare gibi. Ama karenin kenarları dik. Eşkenar dörtgen dik değil. değil mi? Baklava dilimi gibi olabiliyor. Sınıfa 1,8 metre uzunluğunda ince bir tel ile gelen Ayşe öğretmen teli farklı uzunlukta iki parçaya ayırmış. Görüyorsunuz telimiz 1,8 metre iki parçaya ayırmış. Uzunlukları aynı değil. Daha sonra bu parçaları büküp uçlarını birleştirerek kenar uzunlukları tam sayı olan ha, işte bu çok önemli. Kenar uzunlukları tam sayı olan iki tane eşkenar dörtgen yapmış. Bakın küçük parçayla şu eşkenar dörtgeni yapmış. Büyük parçayla da bu eşkenar dörtgeni yapmış. Ama kenarların tam sayı olması o kadar önemli ki. Buna göre bu parça tellerin santimetre uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bu 1,8 metreyi bir santimetreye dönüştürelim. Ne yapıyoruz metreyi santimetreye dönüştürürken? 100 ile çarpıyoruz. Bunu 100 ile çarparsak 100'ün bir sıfırı bunu virgülden kurtarır 18 olur. Diğer sıfırı da yanına eklediğimizde 180 santimetre uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar en mantıklı yol tabii ki şıklardan gitmek. Çünkü şıklardan hangisi olabilir diye sormuş. Biz de A şıkkıyla başlayalım. Peki bu verilenler neymiş? Ee, bir bu parça tellerin santimetre uzunluk aşağıdaki hangisi olabilir diye sorulmuş. Yani bu iki parçayı bize vermiş. Parçalardan biri 60, diğeri 110 olabilir mi diye soruyor A şıkkında. Peki ne olması gerekiyor? Dört kenarda eşit ya. 60'ı 4'e böldüğümüzde arkadaşlar. Bir kenar şuraya yazalım şöyle. Bir kenarın uzunluğu eşkenar dörtgenimizin bir kenar uzunluğu 64'e böldük 15 santimetre çıktı. Evet tam sayı ama ama 110'u dörde bölerseniz arkadaşlar 110'u ikiye böldük 55 ya 55 bir daha ikiye bölürse 27 buçuk yapar. Dörde bölmek demek aslında iki defa yarısını almak demek tam sayı çıkmadığı için aşık olamaz. Demek ki iki parçanın uzunluğu da dördün katı olmalı, değil mi? Yani dörde bölünebilmeli. Şuradan da yapabilirsiniz. Hani 4'e bölünebilme kuralı vardı ya. Son iki basamak 4'ün katı mı değil mi diye. 32 4'ün katı mı? Evet. 28 4'ün katı mı? Evet. İkisi de 4'e bölünüyor. O zaman bir parçanın uzunluğu 8 olur. Bir parçanın uzunluğu da 4'e bölersek 32 olur. İkisi de tam sayı olduğu için B şıkkı olabilir parçalarımızın uzunluğu. Ama şunu da kontrol edelim. Acaba toplamları 180 oluyor mu? 128 ile 32'yi topladık. 160 olmuyormuş. Az kalsın. Faka basacaktık. Değil mi? Az kalsın yanlış yapacaktık. Geçelim C şıkkına. 68 bakalım son iki basamağı 4'ün katı mı? Ritmik 4'er olarak ritmik sayarsak 60 var. 64 var. 68 var evet. 4'ün katı. Yani bir kenarı ne bulunur? Tam sayı çıkar. 68'i 4'e bölersek. Önce yarısını alın. 32. Yarısını alın. 16 santimetre. 112'yi 2'ye bölersek 56. 56'yı 2'ye bölersek 28. Demek ki arkadaşlar evet buradan da anlayabiliriz. Son iki basamağı 4'ün katı. Ama bir de neyi kontrol edeceğiz? Tamam kenarlar tam sayı oldu ama toplamları iki parçanın toplamı 180'i veriyor mu? Evet veriyor. C şıkkı o zaman doğru. Bu D şıkkına bakarsak 4'ün katı olmadığı için yanlış. B şıkkı da toplamları 180 olmadığı için yanlış. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda aşağıdaki panoya yerleştirilen ışıklandırma sistemiyle numaralandırılmış karesel bölgeler içerisindeki harflerin anlık olarak yanıp sönmesi sağlanıyormuş. Panodaki ışıklandırma sistemi çalıştırıldıktan bir dakika sonra tüm karelerdeki harfler, ee, şurayı altını çizelim. 1 dakika sonra tüm karelerdeki harfler, 2 dakika sonra sadece numarası 2'nin pozitif doğal sayı katı olan karelerdeki harfler, 3 dakika sonra sadece 3'ün pozitif doğal sayı katı olan karelerdeki harfler yanıp sönüyormuş. Bu şekilde devam ederek 40 dakika sonra sadece 40. karedeki harf yanıp sönmekte ve ardından ışıklandırma sistemi kapanmaktaymış. Buna göre panonun ışıklandırma sisteminin çalıştığı süre içerisinde kaçıncı karedeki harf en fazla yanar? Evet sorumuz arkadaşlar biraz kaliteli bir soru anlaşılması zor bir soru ama güzel bir soru arkadaşlar. Soruyu iyi anlarsak bakın şunu kastediyor. Tabii ki biz hepsini böyle birden 40'a kadar yapmayacağım ama küçük bir şöyle birden 11'e kadar olanlarda bir gösterelim. Oradan daha iyi anlarsınız. Şimdi bir dakika sonra tüm kutular yanıp sönüyor değil mi? O zaman bakın bunlar birinci dakikada tüm kutular yanıp söndü. Şöyle yazdım bakın birinci dakikada yananlar. Sonra 2'nin 2 dakika sonra ise sadece 2'nin katı olanlar yanıyor. Yani ikinci kutu yanıyor 2 dakika sonra. Sonra 2 dakika sonra 4. kutu yanıyor. 2'nin katları olan kutular. 6 var 2'nin katı olan. Buradaki yanıyor. Sonra 8 yanıyor. Başka ne var? 10 var 2'nin katı olan. Peki 3 dakika sonra hangileri yanıyor? 3'ün doğal sayı katı olanlar. 3 dakika sonra burası yanar. 6 var değil mi? 3'ün katı. Başka ne var? 9 var 3 dakika sonra yanacak olan. Şu an buraya kadar yaptığım için 11'e kadar inceleyeceğim için geri kalanını yapmadım. Peki 4 dakika sonra o zaman da ne yanacak arkadaşlar? 4'ün katı olan lambalar. Yani bu yanacak. 4. dakikada yanan kutu bu. Bir de 8 var 4. dakikada yanan. Sonra başka da şu ana kadar 4'ün katı yok. 5 dakika sonra o zaman 5'in katı olan lambalar yanacak. Bu 10. lamba yanar. 5. lamba yanar. 6 dakika sonra 6'nın katı ve 12. lamba yanar ama onu incelemiyorum şu an. 7 dakika sonra 7'nin katları yanar. 7. lamba, 14. lamba. 8 dakika sonra 8'in katları yanar. 8. lamba yanar, 16. lamba yanar. 9 dakika sonra 9'un katları, 9, 18 gibi. 10. dakika sonra 10'un katları yanar. 11. dakika sonra da 11'in katları yanar. Şimdi bunları bir inceleyelim bakalım. Mesela 1. kutu sadece 1'de yandı. 2. kutu 1. dakikada yandı, 2. dakikada yandı. Bakın 3. kutu 1. dakikada yandı, 3. dakikada yandı. Aslında her kutu arkadaşlar numarasının çarpanlarında yanıyor bakın. 4. kutu 1, 2 ve 4'te çarpanları veya bölenleri. Mesela 6. kutunun çarpanları neler? 1, 2, 3 ve 6. Bu dakikalarda yanacak. Yani çarpan sayısı fazla olan daha fazla yanacak değil mi? Mesela 10'un çarpanlarına bakın. 1, 2, 5 ve 10. 8'in çarpanlarına bakın. 1, 2, 4 ve 8. Yani bizden istediği en fazla yanan ya. Şıklardaki sayıları inceleyeceğiz. Hangisinin çarpanı fazlaysa o daha fazla yanacak. Mesela 18 numaralı lamba 1'in katı olduğu için 1. dakikada yanacak. 18. dakikada da yanacak. 2. dakikada yanacak çünkü 2'nin katı. Sonra 9. dakikada da yanacak. Çünkü 18 aynı zamanda 9'un da katı. Başka ne var? 3 ve 6 var çarpanları. Başka ne var 18'in? Yok. O zaman bakın 1. dakikada, 2. dakikada, 3. dakikada yandığına göre toplam 6 defa yanar. 18 numaralı lamba. Gelelim 24 numaralı lambaya. 1 ve 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Başka çarpanı yok. 8 defa yanmış oluyor. 36'ya bakalım. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4'e bölünür. 4 çarpı 9. 6 çarpı 6. Aynı çarpanı 2 defa saymıyorsunuz. 2, 4, 6, 8. 9 çarpanı var ya. Bu lamba 9 defa yanmış oluyor. 40'a bakalım. 1 çarpı 40. 2 çarpı 20. 3'e bölünmez. 4 çarpı 10. 5'e bölünür. 5 çarpı 8. 6'ya bölmez 7'ye bölmez 8'e bölündüğünde aynı sayıya gelmiş olduk. Bu da 8 defa yanmış oluyor. Demek ki en fazla yanan 36 numaralı kutu olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuz arkadaşlar bir apartmanda 2 tane asansör bulunuyormuş. Bu asansörlerde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle asansörlerden biri kat numarası 6 ve 6'nın doğal sayı katı olan katlarda. Diğer asansör ise 8 ve 8'in doğal sayı katı olan katlarda durmamakta. Diğer tüm katlarda duruyorlarmış. Bu arzaya rağmen apartmanın her katında en az bir asansör durmaktaymış. Bülent Bey'in evi bu apartmanın en üst katında olduğuna göre kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet yine çok güzel, özel, zor bir soru. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Bu birinci asansör hangi katlarda durmuyor? Düşünün arkadaşlar. 6. katta durmuyor. Sonra 12. katta durmuyor. Sonra? 18. katta durmuyor. 24. katta durmuyor. Apartman kaç katta bilmiyorum ama hadi 30'u da yazalım. Bu katlarda durmuyor. Devamı da olabilir. Belki apartman gökdelendir değil mi? 50 katlı falandır ama şimdilik bu kadar dursun. Gelelim ikinci asansöre. İkinci asansör 8'in katlarında durmuyormuş. 8'de durmuyor. 16'da durmuyor. 24'te durmuyor. 32'de durmuyor değil mi? Bu da böyle sonsuza kadar gidiyor. Ama arkadaşlar bakın ...bu apartmanın bütün katlarında duran en az bir asansör olması demek ne demek biliyor musunuz? İkisinin de durmadığı bir kat yok demek. Peki hem 6'nın hem 8'in ortak katı olan hangi sayı var? Dikkat edin şimdi. inceleyin bunlarda ortak katı ne var? 24. ikisinin ortak katı. O zaman bu ikisinin ortak katı olan 24. katta iki asansörün durmaması gerekiyor. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bu apartman 24 katlı değil. 24 katlı olsaydı eğer 2 asansörde durmamış olurdu ve o zaman da bu ifade yanlış olmuş olurdu. Her katında en az bir asansör bulunuyorsa bu apartman en fazla en fazla 23 katlıdır arkadaşlar. Çok önemli bir e, bilgi. Çünkü apartman 24 katlı olursa sorun içerisindeki bu ifade yanlış oluyor. Ama apartman 23 katlı olursa her katta duran asansör var. Çünkü ikisinin de durmadığı bir kat yok. Tamam. Peki bu apartmanın en üst katında oturduğuna göre Bülent Bey tabii ki 23 numaralı katta oturmuş olur. Geçelim sıradaki sorumuza. Önce sorumuzu bir anlayalım. Aşağıdaki düzenekte birden 10'a kadar numaralandırılmış özdeş cam fanuslara içlerindeki topun yukarı doğru taşınmasını sağlayan birer mekanizma yerleştirilmiş. Tamam. Aşağıdaki tabloda A, B, C tuşlarına basıldığında hangi cam fanuslardaki mekanizmaların çalıştığı ve topların kaç birim yukarı taşındığıyla ilgili bilgiler verilmiş. Mesela A tuşuna basıldığımızda asal sayı olan fanuslar bir birim yukarı taşınırken B'ye bastığımızda 3'ün katı olan fanuslar 2 birim yukarıya taşınıyormuş. Soruyu çok güzel anlıyoruz değil mi şu an? C'ye bastığımızda 30'un çarpanı olan fanuslar 3 birim yukarı taşınıyormuş. Bu soruda 30'un çarpanları bana lazım olacak ya. Soru cümlesini okunmadan şöyle 30'un çarpanlarını bir kenara bir yazayım. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, bir de 5 çarpı 6 var 30'un çarpanları. Tamam şimdi gelelim soru kısmına. Tüm cam, cam fanuslardaki toplar en alt seviyedeyken A tuşuna basılıyor. Çalışan me mekanizmalar hareketlerini tamladıktan sonra B tuşuna. Yine çalışan e, mekanizmalar hareketlerini tamladıktan sonra da C tuşuna basılıyor. Son durumda hangi cam fanustaki top en yüksekte olur? Evet... Önce o zaman A'ya basalım başlayalım. A tuşuna bastığımızda ne oluyordu? Asal sayı olanlar. Hemen işaret koyalım asal sayı olanlara. 2 var asal sayı. 3 var asal sayı. 5 var asal sayılar neydi? 1 ve kendisinden başka hiçbir sayı bölünmüyordu. Sonra ne var arkadaşlar asal sayı? 7 var. Başka da asal sayı yok. Bunlar bir birim yukarı çıkacak. Bir birim yukarı çıkacağına göre topu şuraya çiziyorum bakın. Artı diyorum. Şuraya geldi bu top. Şuraya geldi bu top. Bu top da buraya geldi. A tuşu bitti. Geçelim B tuşunu kırmızı ile yapalım. B tuşu da 3'ün katı olanlar. 3'ün katı olanlar arkadaşlar. 3 var. 6 var. 9 var. 3'ün katı olanlar kaç birim yukarı çıkacak? 2 birim. Peki top zaten şurada duruyordu. 2 birim daha yukarı çıkartırsak buraya gelmiş olur. 2 birim yukarı çıkarttık. Peki bunu 2 birim yukarı çıkartırsak şuraya gelir değil mi? Peki bunu iki birim yukarı çıkartırsak 1 2 şuraya geldi. Topun yeri burada şu an. Şimdi gelelim C tuşuna. Onu da yeşille yapalım. Evet. Şimdi C tuşuna bastığımızda 30'un çarpanları. 30'un çarpanları bakın bir var. Şurada var bakın görüyorsunuz. 2 var. Sonra 3 var. 30'un çarpanı bu da C tuşunu kapsıyor. 5 var 30'un çarpanı. 6 var. Başka bir de on var değil mi? 30'un çarpanı. Bunlar da 3 birim yukarı çıkacağına göre aslında hepsini incelememize gerek yok. 30'un çarpanı olan en yukarıda 3 numaralı var ya bu 3 birim yukarı çıkarsa tabii ki en yüksekte olur. Bunu 3 birim yukarı çıkartırsak onu geçemez. Bunu 3 birim yukarı çıkartırsak onu geçemez. Bunu 3 birim yukarı çıkartırsak yaklaşıyor ama yine geçemiyor. Bunu da 3 birim yukarı çıkartırsak bu da geçemiyor. Demek ki en yukarıda olan görüyorsunuz. Hem asal sayı olan hem 3'ün katı olan hem de 30'un çarpanı olan 3 numaralı faunustaki top en yukarıya çıkmış olur. Geçelim sıradaki sorumuza. Sorumuzda kümelerle ilgili bir soru arkadaşlar. Kesişimden bahsetmiş. Kesişim biliyorsunuz A ile B'nin kesişimi ortak elemanların olduğu yer. İkisinde de bulunan elemanların olduğu yer. Bakın şurası. İşte şurası hem A'nın hem de B'nin elemanlarının ortak elemanların olduğu yer. Kesişim deyince aklınıza ortak elemanlar gelsin. Burada aşağıda A ve B marka iki cep telefonunun bazı özellikleri karşılaştırılmış. Tamam. Bu özelliklerden A marka cep telefonunda var olanlar A kümesinin, B marka cep telefonunda var olanlar da B kümesinin elemanları olarak tanımlanıyor. O zaman A kesişim B yani ikisinde de olanlar, ikisinde de ortak olanlar bizden isteniyor. Hemen bakalım ikisinde de var olan ne var? Bluetooth. Güzel. İkisinde de olan ne? GPS. Ortak olanlar bakın. Başka ikisinde de olan ne var? Dokunmatik ekran, ikisinde de olan var. Ön kamera, arka kamera ikisinde de var ama kamera yakınlaştırma birinde yok. Onu almıyorum. İkisinde de olan Android işletim sistemi var. MP3 alma ikisinde de yok. Suya dayanıklılık yok. Düz tanıma yok ama e, polifonik zil çalabilme ikisinde de var. O zaman ikisinde ortak olanlar kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 6 7 tane. Cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Sorumuz arkadaşlar. Selda Hanım satın almak istediği arabayla ilgili belirlediği bazı özellikleri ifade eden kümeler oluşturulmuş. Tamam 3 tane kümemiz var. Neymiş A kümesi? 2016 model veya daha yeni arabalar almak istiyor. B kümesi 95 liradan 95 bin liradan düşük olan arabalar. C kümesi kilometresi 30 bin liradan daha az olan arabalar. Aşağıda Selma Hanım'ın, Selda Hanım'ın araba satın almak için gittiği bir mağazada beğendiği 4 arabanın bazı özellikleri verilmiştir. Selda Hanım verilen özellikleri dışında tüm özellikleri aynı olan bu arabalardan birini satın almıştır. Selda Hanım'ın satın aldığı araba A, B ve C kümelerindeki sadece bir tanesinin elemanı değildir. Selda Hanım hangi arabayı satın almıştır? Hmm. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz ee, bu... Arabaların birinci arabanın, ikinci arabanın, üçüncü arabanın ve dördüncü arabanın hangi kümenin elemanı olduğunu bulalım. İsterseniz şöyle yazalım. A kümesinde bulunanlar. Bir defa A kümesinde bulunanlar hangi tür arabalardı? 2016 model veya daha yeni olanlar. O zaman ikinci araba A kümesinin bir elemanı. 2016 veya daha yeni olan var mı? Bir de dördüncü araba var. A kümesinin elemanı. Bakın şu ikisi 2016 veya yukarısı ama 2015'ler A kümesinin elemanı değil. Şimdi B kümesinin elemanlarına bakalım hangi arabalar. B kümesinin de kriterimiz neydi? 95 liradan 95 bin liradan düşük olanlar. Bu değil. Bu değil. 95 bin liradan düşük demiş bakın. Ama bu olur. O zaman 3 numaralı araba B kümesinin elemanı. Şimdi C kümesinin elemanlarına bakalım. Kilometresi 30 bin liradan daha az. 30 bin kilometreden az olanlar. Evet birinci araba 30 bin kilometreden az. Bir de dördüncü araba 30 bin kilometreden az. Diğerleri 30 binden fazla. Şimdi o zaman şöyle bir şu cümle çok önemli bakın. Selda Hanım'ın satın aldığı araba ABC kümelerinden sadece bir tanesinin elemanı değilmiş. Yani iki tanesinin elemanıymış. Peki bu arabalardan hangisi iki tane kümenin elemanı? Bir mi? Hayır. Bir sadece bir kümenin elemanı. İki mi? Hayır. O da sadece A kümesinin elemanı. Üç mü? Hayır. O da sadece bir kümenin elemanı ama 4 mü? Evet 4 bakın sadece bir kümenin elemanı değil. 2 tane kümenin elemanı. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalı. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımızın devamı gelecek. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.